Şimdi Amerika'da ve Avrupa'da da bu konu çok tartışıldı. Türkiye farklı nedenlerden dolayı daha fazlasını yapamıyor gibi anlıyoruz. Ekonomik nedenlerden dolayı da. Ama Sayın Ateş Karan'ın söylediği gibi evet insanların bireysel önlemler alması gerekiyor ama o da öyle olmuyor işte. Çünkü maalesef insanlar aç derdinde, iş derdinde, işini kurtarma derdinde. İstanbul'da buraya gelirken bile 2 saatlik inanılmaz dehşet bir trafik var. Toplu taşımaları söylemiyorum. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de durum çok parlak değil ama bir bilim insanı olarak ne demek istersiniz bu konuda? Çok teşekkür ederim. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye bakınca ilk benim hem bilim insanı olarak hem bir hekim olarak hem de çok uzaklarda yaşayan bir vatandaş olarak gördüğüm hiç de iyi yönetilmeyen bir pandemi yönetimiyle karşı karşıyayız. Ta ilk günden beri. Şimdi sorunuza geçmeden önce izin verirseniz şöyle bir minik giriş yapmak istiyorum müsaade ederseniz. 31 Aralık 2019 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü biliyorsunuz Çin'in Wuhan kentindeki böyle bir hastalıktan ilk defa dünyayı haberdar etti. Ve biz bunun üzerinden neredeyse bir yıl geçecek günler kaldı. Ve Aynen. bir yıl içinde şu anda aşının geldiğini düşünüyoruz. Hatırlarsınız Ateş Hocam'la da birçok kereler görüştük. Mayıs'ta, Nisan'da pik ne zaman olacak? Aşı ne zaman gelecek? Tek çaremiz aşı derken bakınız şimdi aşı geldi. Bu sefer de aşı olalım mı olmayalım mı tartışması başladı. Bu tartışmaların temelinde yatan şeylerden bir tanesi benim Amerika'dan gördüğüm şey şeffaf olmayan bir pandemi yönetimi ve aynı zamanda da bir güvensizlik ortamı. Dikkat ederseniz başından beri Sayın Sağlık Bakanı bu pandemi yönetimini devam ettirirken önce sosyal medya hesabından sınırlı karakterlerle başlayan bu pandemi yönetimi, daha sonra işte turkuaz tablolar, gri tablolar denildi, testler denildi ve hepimiz medyadan da takip ettik. Bazen skandala varacak boyutta bir takım bilgi alışverişinde yanlışlıklar oldu ve gelin görün en son 10 Aralık tarihinde maalesef Türkiye Cumhuriyeti bir gecede 800 bin tane doğrulanmış olgu ekledi. Yani bugüne kadar bizimle paylaşılan sayıların aslında Sayın Bakan'ın ve Sağlık Bakanlığı'nın pandemi yönetimindeki kendilerine dair bir tanımlama ve üzerinden farklı olduğunu gördük. Şimdi bütün bunlar peş peşe üst üste gelince bunun şemsiyesi altında şu anda aşıyı tartışıyoruz. Böyle bir güvensizlik ortamı içinde. Öncelikle bizim bu perspektiften bakmamız gerekiyor. Türkiye'de evet aşı konuşacağız ama Türkiye'de başarılı çok güzel şeyler yapılmış. 90'lı yıllarda aşılama ile ilgili çok az sayıda işler yapılırken bugün günümüze geldiğimizde %96'ya varılan çocukluk çağı aşılama programları yürütülüyor. Yani iyi bir şey yapıldığı zaman da bunun hakkını vermek lazım. Dolayısıyla biz aşı karşıtlığının nispeten daha az olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Her zaman kemikleşmiş %24-25'lik bir grup var ki gerçekten aşı karşıtı. Yani hem kendisine hem yakınlarına, çocuklarına aşı vurdurtmayı reddeden bir grup var. Kaiser Vakfı yeni bir şey yapmış, bugün benim dikkatimi çekti. Yakın zamanda bu COVID-19'a dair aşılarla ilgili bir kamuoyu araştırması yapmış ve yaklaşık 30 bin kişi üzerinde bakmışlar bu sonuca, soru sormuşlar. Ve bu aşının %49 oranında insanlar aşı yaptırmayacağına dair cevap vermiş. Fakat şöyle de bunu bir aşı karşıtlığı olarak da değerlendirmemek lazım. Çünkü yepyeni ve uzun dönem etkileri ispatlanmamış bir aşıyla karşı karşıyasınız. Dolayısıyla insanların biraz daha temkinli yaklaşmalarını da anlamak lazım. Şimdi dönelim gelelim pandemi yönetimine. Türkiye'de bir zamanında çok erken dönemde Mart'ta Nisan ayında bir takım karantina tedbirleri alındı. Fakat bunların hiçbirisi, Ateş Hocam da herhalde beni destekleyecektir, tam ve bilimsel anlamda yapılmadı. Sadece hafta sonu Kadri Bey'in, Emin Bey'in de bahsettiği şekilde ekonomiyi açık ayakta tutmak adına bilimsellikten uzak bir takım karantina tedbirleri alındı. Ve şimdi biz bunun faturasını ödüyoruz Türkiye'de. Yani virüs hafta sonuyla hafta içinin ayrımını bilmiyor. Dolayısıyla biz hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulayarak ve asıl çalışmak zorunda olan nüfusu evinden işine göndererek 18 yaş altını 65 yaş üstünü eve hapsederek pandemiyi kontrol altına aldığımızı zannettik.
En önemlisi de işte Sayın Bakan'ın 10 Aralık'ta paylaştığı bu 1,5 milyonlara ulaşan vaka sayısıyla birlikte de insanların hastalık algısı değişti Sayın Faysal. Yani siz dışarıda günde 2000 tane vakanın olduğunu zannediyorsunuz ve çok rahat işinize gidiyorsunuz, toplu taşımayı kullanıyorsunuz ama bir akşam yatıyorsunuz, sabah kalkıyorsunuz, bakıyorsunuz o gün 30 bin vaka varmış meğerse ve bunlar sadece PCR testiyle tanısı doğrulanmış olgular. Bunun dışında tomografiyle tanısı konulan, tanısını koyamadığınız ama COVID tedavisi yaptığınız ya da belli belirsiz, sessiz geçiren hastaları da eklediğiniz zaman bu vaka sayısı belki 50 binlerde, eminim Sayın Kara bu sayılara daha aşinadır, belki daha net bilgiler bize verebilir. Dolayısıyla biz şöyle aşıyla ilgili ilerleyen dakikalarda sorularınıza gelirim. Evet. Ben burada ara vermek istiyorum. Sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden baktığımız zaman gerçekten çok cefakarca çalışan sağlık çalışanlarının, sağlık emekçilerinin cansiparani bir şekilde çalıştıklarını izliyoruz. Fakat bunun dışında da pandemiyi yöneten yöneticiler açısından da maalesef oldukça yetersiz ve oldukça bilimsellikten uzak günübirlik alınan kararlarla yönetilen bir pandemi görüyorum efendim.